Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kubilay Can. Bugün sizlere HTML üzerinde başlık ve yazı kodlamaları nasıl yapılıyormuş, nasıl kodlanıyormuş, sizlere biraz onlardan bahsedeceğim. Bu arada HTML dersimizin birinci dersini izleyip beğenin. Çünkü daha ilginç videolarla karşı karşıya olacaksınız. Bunu bizzat buradan da belirtmek isterim. Benim alanım zaten web programlama olduğundan dolayı sizlere benim alanım üzerinden gideyim diyerekten. Siber güvenliği de ben kendi çabalarımla öğrendim, onu da söyleyeyim. Yine benim de o da benim alanım oluyor. Ama tabii web programlamayı da bileceksin, siber güvenliği de bileceksin. Çünkü hani hazırlamış olduğun sitelerin korunması olsun, sitelerin saldırdığında açıkların olması olsun. Yani her şeyi bilmek zorundasın. Yani bunun için bir bilgisayarcı her şeyi bilmek zorunda. Ben onu biliyorum, onu söylüyorum. Şimdi bugün sizlere başlık ve kodlamalar ve yazı kodlamaları nasıl oluyormuş biraz buradan bahsedeceğim. Bu arada hangi programı kullanıyorum diyerekten Visual Studio Code programını kullanıyorum. Buradan da tabi Notepad üzerinden de yapabilirsiniz. Yine Visual Studio üzerinden de yapabilirsiniz. Adobe Dreamweaver üzerinden de yapabilirsiniz. Yani Notepad olsun, Leafpad olsun, metin belgesi bile olsa fark etmez. Sadece buradaki formatlar önemli. Her neyse, fazla uzatmadan konuya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki mesela HTML kısmını yazdınız, tamam mı? Burada HTML bir bağlantı, tamam mı? Bu bir sayfa. Sayfanın gösteriyorsun sen. HTML sayfasını söylüyorsun. Burası bir sayfayı gösteriyorsun. Formatlıyorsun yani. Şöyle göstereyim en iyisi. Şimdi şurada görmüş olduğunuz, ben bir sayfa açtım. Nerede bu arkadaş? Dur. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Dosya neredeydi? Öncelikle ona bakacağım. Bir dakika. Heh, burada. Tamam. Şunu ben bir eski yerine alayım. Tamam. Şunu bir... Evet. Sen gel. Sen dur şimdi. Mesela arkadaşlar, bu HTML açtığım bölümlerde bu sayfa nasıl oluşturuyoruz? Yani direkt internet sekmesine gitmesi için New Browser'da sayfa açıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan yeniden adlandır dediğinizde index.html diyebilirsiniz ya da direkt şöyle yazsanız zaten bu hale gelebilir. Zaten tıkladığınız anda direkt zaten hemen şey atıyor zaten, sekme atıyor. Dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra CSS'i, JavaScript'i ve image nasıl eklenir, müzik nasıl eklenir siteye, sitede chatleşme nasıl olur? Ya da sitede neler, mesela SQL olsun, MySQL olsun, verileri nasıl alabiliriz, verileri, dataları nasıl birbirine bağlantı edebiliriz, bunların hepsini bir bir anlatacağım. Beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemediyseniz Python ile ilgili biraz video paylaşmıştım. Onun için bazı sıkıntılar yaşadım. Sıkıntılardan şöyle söyleyeyim, bazı arkadaşlar şikayet etti, işte böyle böyle hack videosu paylaşıyorsun, şu oluyor, bu oluyor, hackliyorsun. Ya zaten ben orada hack olayını anlatmıyorum. Aslında şöyle olay anlatıyorum. Zaten öyle bir hackleme yok arkadaşlar, onu bir geçin. Hani ben orada hackleyin diyorum da ben orada işin esprisine koyuyorum. Önemli olan, hackleme denildiğinde gerçekten o kişi hakkında bilgi bilmen lazım ki bir word list oluşturup gerçekten kendin kodlayacaksın. Yani programı kendin kodlayacaksın ve bunu paneli manipüle etmen lazım. Yani paneli manipüle edeceksin ki anca o şekilde. Peki bu günümüzde yapabilir miyiz? Biraz zor. Neden zor? Instagram firması koca bir büyük bir firma yani. Adamlar yani bu işin tedbirini almışlardır. Yani böyle bir açık vereceğini de sanmıyorum. Her neyse, konuyu fazla uzatmadan devam ediyorum. Arkadaşlar, head dediğimiz kısım başlık kısmıdır arkadaşlar. Sayfanın başlığıdır bu. Burası başlık kısmıdır. Daha sonra head'in altında title var. Şurada görmüş olduğunuz. Title burada nedir biliyor musunuz? Buraya ne girerseniz yukarıda da o olur. Yani şöyle örnek göstereyim. Google'dan gidelim. Bakın Google. Anladınız mı? Bak, burada ikonları falan sonradan göstereceğim sizlere. Mesela Google dedik. Direkt Google'ın burada ismi çıktı. Bizde de ASSFSSF diye böyle bir isim yazdık. Şimdi değiştirelim. Ne diyelim? Kubilay Can diyorum. Buraya yine Kubilay Can diye. Pardon, şuraya. Kubilay Can olarak diye oluşturdum. Şimdi bizde boş sayfa. Tabi burası Google'ın kendi ayarlamış olduğu
tasarım şablonlu bir sayfası var. Bizde yok mesela şu an. Biz şu an şablonu öğretmeyeceğim. Şablonu daha sonra öğreteceğim. Direkt ben size şimdi burada normalde link vardır. Link normalde kaynak dosyaları çekmek. Kaynak dosyaları çalıştırmak diyelim. Daha net olur. Onu zaten sonra size öğreteceğim. Meta var. Burada charset UTF-8. Burada karakter kodlamada sorun yaşamayalım diyerekten charset'e ön... Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü gerçekten karakter, her bir karakter girdiğinizde sıkıntı yaratabilir sitede. Farklı bir şekilde görebilirsiniz. Onun için charset UTF-8 yapmanızı, her site yaptığınızda bu işlemi gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar buradaki metada zaten bilgi verileri vardır. Bunların bilgileridir. Bu arada bilginiz olsun. Bu bir bilgi verisidir. Yani söyle, uyarı verisi diyelim daha net olarak. Şimdi biz hemen bir başlıklara geçelim. Başlıkları nasıl yapıyoruz abi diyorsunuz. Öncelikle baştan arkadaşlar HTML baştan öğretiyorum ben size bu sefer. Başlıklar 7 tane var arkadaşlar. Aslında 7 tane değil, 6 tane başlığımız var. 7.si zaten normal bir yazıya düşüyor. H1 diyerekten başlayalım. H1. Şimdi bu büyük ve kalın bir olmak üzere başlık. Ne yapalım, hemen Kubilay Can yazıyorum. Kubilay Can. Ne oldu? Kubilay Can. Çok küçük yazdım ya. Şöyle büyük yazayım. Kubilay Can yazdım. Şurada büyük görmüş olduğunuz bir başlık oldu. Yani tabii karakterlerinin falan bu familyası, yani bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Tabii bunu ileriki şeyde öğreteceğim zaten. Şimdi gelelim H2 boyutu. H2 diyorum. Peki H2 boyutu da bunun bir küçüğüdür. Evet, bakalım. Evet, bunun da bir küçüğü oldu. Şimdi gelelim H3 boyutu. Allah. Tamam. Şimdi. Gördünüz. Tamam. Evet, gördünüz. Bu da bir küçüğü oldu. Şimdi H4 boyutu diyorum. H4 boyutu da yine aynı şekilde bir küçüğü. Gitgide küçülüyor arkadaşlar. Başlık kısımları da zaten böyledir. Gitgide küçüle küçüle gider yani zaten. Büyükten küçüğe doğru düşünün. Bu H6'ya kadar vardır arkadaşlar. Bunu bir bilginiz olsun. H6'ya kadar. Şimdi H5'e gelelim. Kubilay Can diyorum. Ve şurada bir... Tamam, şimdi oldu. Yine gitgide küçülüyor, fark ettiniz. Bu arada bilgisayar terim, yani bilgisayarcılar, yani web programlamacılar olsun, buna genellikle buna etiket derler. H2 etiketi, H3 etiketi, H5 etiketi. Etiket olarak geçiyor bunlar, bilginiz olsun. Neyse, devam ediyorum ve en son H6 ile kapatıyorum bu dosyayı. Kubilay Can. Peki H7, H8, H9 var mı? Arkadaşlar H7 vardır. H7 de H8 de aslında aynı şeyleri yapıyor. Yani normal yazıya dönüyor artık. Bu saatten sonra diyor ki, yani kardeş bu saatten sonra böyle başka bir başlıkta olmaz yani diyor. Bakalım. H7 diyorum. Bunu ayrı yazıyorum, fark edersiniz. Şimdi Kubilay Can. Normal yazıya döndü. Bak bunun ne küçüğü oldu ne büyüğü oldu. Normal yazıya döndü. Yani bir metin yazabilirsin. Bir başlık yazamazsın da metin yazabilirsin mesela burada. Bir paragraf cümle yazabilirsin yani, sorunsuz. Şimdi gelelim. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlarınız şunu görmüştür. Pardon. Küçük yazmam lazım. Ya arkadaş. Bunu görmüştür. Genellikle buraya şuradan kopyalayayım. Buraya genellikle paragraf işlerler. Paragraf yazmaya yarayan bir şeydir bu. Paragraf etiketidir. P'den gelsin aklınıza direkt. Paragrafın P'sinden direkt gelsin. Şimdi bakın, H7'yi şuradan kesiyorum. Tamam mı? Şu an H7'yi kestim. Şöyle yapalım. Şimdi buradan bakacaksınız. Şimdi buraya iyi bakın. Tamam mı? Aynısını, tamam mı?
Label üzerinden yapacağım. Bakalım. Hemen hemen bir farkı yok arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Hemen hemen bir farkı var mı? Şuraya bir BR yapayım. Ne oldu? BR yapacağım. Tamam. Ben niye bir boşluk bıraktım? Evet, şimdi şöyle bir bakın bakalım. Herhangi bir farkı var mı? Bu saatten sonra aynı bir yazıya dönüyor. Yani bir herhangi bir farkı yok. Burası başlık kısmı. Burası yazı kısmı. Burası paragraf kısmı. Bunu unutmayın. Bunları hep kod yazın yani arkadaşlar. Çünkü ileride lazım olacak. Bu yazılar çok önemli. Daha sonra tablolara falan geçeceğim. Ama ilk önce bir yazı olaylarını bir öğrenin diyorum. Daha sonra bunu linkle CSS'e nasıl bağlantı atabiliyoruz? Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar en çok hani label üzerinden mesela şuradaki label unutmayın. Hattası şöyle yapalım. Div diyorum. Tamam. All inch diyorum. Bir saniye. Center diyorum. Ne demek istediğimi anlayan var mıdır acaba? Bakalım ne demiş. Ne demek istemişim. Gördünüz değil mi? Ortaya alıyorum. Right. Sağa aldım. Left. Sola aldım. Yani bu bunun için yarar. Sadece yazılar için. Bazı şeyler için hani fotoğraflar için ben tavsiye etmem fotoğraflar için. Bence direkt manuel bir şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen telefonlara uyumlu değildir siteniz. Siteyi de telefonlara göre uyumlu nasıl yapılır onu ben size bizzat göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şimdi gelelim konumuzun diğer hani mesela abi biz bu yazıyı yazdık ya ben burayı sevmedim. Ben şu bölümü sevmedim ya bura büyük olsun istiyorum kalın olsun istiyorum diyorsun. Hemen yapalım kardeşim. Hemen yapalım. Şimdi kardeşim bak. Şuradaki label'ını aldım böyle bir label açtım. Sorun yok yani. Kafan karışmasın. Abi ne yaptın orada bir label açtın. Sorun yok. Paragrafın içinde de bir label açabilirsin. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Paragrafın içinde de bir label açabilirsin. Herhangi bir şey olmadı. Daha bir şey yapmadım. Sadece bu da bir yazı. Bu da bir yazı. Sorun yok yani. İkisi de aynı anlama gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar. Düzenlemek istiyorsun yazıyı formatını değiştirmek istiyorsun ya da kalın olmasını istiyorsun italik olmasını istiyorsun normal olmasını istiyorsun rengini değiştirmek istiyorsun bunları burada yapacağız. Style diyorum buradan font size diyelim ki önce kaç diyelim 24 piksel desek ne olur bakalım büyüdü mesela örnek. Yani burada büyütebiliriz. Daha devam ediyorum. Bakın ben herhangi bir şey yapmadım. Noktalı virgülü sonrası kapattım geçtim. Devam ediyorum. Font diyorum. Ne diyebiliriz? Weight diyelim. Bold diyelim direkt. Bakalım ne oldu? Kalın oldu değil mi? Şimdi bunları böyle yapabiliyorsunuz. Mesela color diyorum. Ne diyelim? Red diyelim. Bakalım. Red yaptık gördüğünüz gibi. Ha bu böyle gider durur arkadaşlar. Buraya ne eklerseniz o gider yani. Burada font family bir dakika. Ha family dedim. Yani ne diyelim? Bu nasıl bir bakalım bir. Ha bak güzelmiş. Böyle bir family ailesinden bir şey ekledik yani. Neyse, başka ne ekleyebiliriz? Düşünüyorum şimdi. Font style var mıydı? Ha dur size değil style. Ha tamam. Şunu şöyle yapacağız. Ne karşımıza çıkarıyor? İtalik mesela. Tamam. Ben italik istiyorum mesela. Bak italik yaptı mesela. Yani bunu burada oynayabilirsiniz. Ha, diyorsun ki abi bu büyüyerek yaptın ya. Bize normal boyutuyla yapsana. Al kardeşim. Normal boyut. Bu. İleride ben buna link atayacağım. Mesela tıkladığı anda adamın sitesine gidecek. Herhangi bir siteye gitmesi için size yardımcı olacağım. Buraya tıklayınca siteye göndermeye. Ya bunlar hep bağlantı. Bunlar çok kolay bir bağlantılar arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Biz web programlama ekibi olaraktan genellikle hazır şablon kullanırız. Yani hani baştan şablon yapmak için. Ha ben okulumda tabii şablon yapmayı öğrettiler. Ama güzel bir şey. Şablonu nasıl düzenleyebileceğini bilmen gerek.
Adam ne girdiğini bilmen gerek. Yani ne yazdığını. Yani buraya demiş Dev Audience Center demiş. Yani label'ın içerisine koymuş mesela bir Kubla Can'ı ortaya almış demek ki. Yani bunu bir anlayabilmen lazım. BR'nin ne anlama geldiğini anlamışsınızdır. Bir altına attı. Olayı ben size anlattım. Kavramışsınızdır. Biz tabii hazır şablon kullandığımız için hazır şablon üzerinde değişiklik yapmak daha işimize yarıyor. Daha işimizi kolaylaştırıyor. Tabii size de göstereceğiz ama bunu hani sıra sırayla yavaş yavaş gösterme niyetindeyim. Çünkü neden? Hani ileride şablon oluşturacağınızda sizin hayalinizdeki şablonu oluşturabilirsiniz. Onun üzerinde böyle bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik ben size yazıları anlattım. İleriki zamanda da zaten şeyleri de anlatacağım. Bu bu web site üzerinden ilk önce bu bannerımız olsun. Ya da şöyle düşün, Google'ın birebir aynısını yapabiliriz mesela, sorun yok yani. Google'ın birebir aynısını yapabiliriz. Tıkladığında aramaya falan buraya gidebilir yani. Anladınız mı? Yani olay bu. Google'ın aynısını birebir yapabiliriz mesela. Ya bu zor değil arkadaşlar. Bu çok kolay. Google ne yapıyorsa sen de onu yapmış oluyorsun. Anladınız mı? Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın. Buradan bazı arkadaşlar var. Hani kendini gerçekten böyle hacker zanneden arkadaşlarımız var. Phishing yapacağını zanneden. Phishing nedir? Birebir aynısı olmayan bir yani sitenin aynısı ama arka planda çalışan fake bir araç var yani öyle diye düşün. Şimdi arkadaşımız diyor ki abi ben bu siteyi ben indiririm aynı çok kolay. Nah kolay. Öyle kolay bir şey değil. Buradan gelip de CTRL-S yapıp sen bunu alıp da indirmeyeceğim de indirdin diyelim. Bunu alıp başka bir yere attığın anda oradan sonrası çalışmaz kardeşim. Çünkü neden? Sen bu dosyanın ögeyi incele diyeceksin. Buradan bu dosyanın komple verisini tek tek bulacaksın. Burada CSS'leri var. Bulacaksın. Daha sonra bak bu CSS'leri buldun diyelim. Bitti mi bu iş? Bitmedi. Daha sonra JavaScript'i var bunun bir de. Bunları hep buradan ayak hata ayıklayıcı. Ha bak mesela burada JavaScript'leri var bak. Bak görüyorsun değil mi? Daha sonra nerede bunun mesela JavaScript'leri mesela? Aha mesela bak JavaScript üzerinde hazırlanmış. Bunlar hep bir anlam ifade ediyor arkadaşım. Yani bu böyle şey değil yani. Yani indirip de ben de yapar öyle bir şey yok. Öyle dengesiz arkadaşlarımız da var. Arkadaşım bak bir şeyi biliyorum deme. Gerçekten bak ben bile diyorum ben bazen. Bilmiyorum abi. Ben bazı şeyleri bilemeyebilirim. Niye? Çünkü gerçekten hani benim kafa bin milyon yani dolu bir sürü şey dolu aklımda. Ama dediğim gibi hani bazen yetişemiyorum. Bazen bak bir de şöyle bir şey. Benim işime yaramayan bazı kodlar var. Ki ben bunları zaten size de anlatacağım. Bu kodlardan dolayı ister istemez kullanmadığım için unutabiliyorum. Ne anlama geldiğini bile aklıma gelmiyor. Yani bunu ben size söyleyeyim. Bu yani biz şey değiliz. Mucize Doktor'daki Ali Vefa değiliz. Yani aklımızda hani beynimizde şöyle bir çıksın diyerekten öyle bir şey yok yani. Dediğim gibi arkadaşlar sadece sizden isteğim biraz daha kavramanız, işinin daha bir detayını öğrenmeniz. Yani bunu nasıl yaptı bu adam ya? Ya bunu nasıl yaptı ya? Ha bir de şunu da söyleyeyim. Arkadaş diyecek şimdi ya abi sen label üzerinde yaptın. Peki label üzerinde yaptığın işlem yani başlıklarla da işe yarıyor mu? Gel bakalım kardeşim. İşe yarıyor mu yaramıyor mu? Kardeşim şunu hiçbir zaman unutma. Style nereye girersen gir işe yarar. Mesela body'de deneyelim mi? Daha zaman var ama yani bunu öğretmeye. Aa, pardon. Dur red demeyeyim arkası zaten red. Blue diyeyim. Blue diyeyim daha iyi. Severim ben blue rengini. Bak. Demek ki her yerde yarıyormuş style. Style çünkü pardon. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şunu ben bir, lan oğlum bir git. Tamam. Şimdi arkadaşlar style nasıl söyleyeyim? Özellikler mi açıyor diyeyim? Nasıl söyleyeyim? Kitaplık açıyor gibi bir şey oluyor. Aynı. Yani size ileride öğreteceğim link dosyası var ya CSS. CSS açıyormuş gibi düşünün. Aynen. CSS açıyormuş gibi düşünün. Aslında CSS'i siz feed'in içine de açabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Style bir CSS gibi düşünün. Ki zaten CSS sayılır. Burada mesela girdiğiniz mesela class olabilir. Ya da ne bileyim işte. Ya bunlar falan bu CSS sayılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ha bunlar sonra size zaten öğreteceğim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, bir şeyler öğretebildiysem gerçekten hani çok teşekkür ederim öncelikle. Videonun altında beğenme butonu var. Beğenirseniz
Kanalıma abone olursanız daha güzel videolar atacağım. Hatta belki sizlerle beraber mobil uygulama yaparız. Siz de para kazanmış olursunuz. Yani ben yaparım, siz kazanırsınız. Olay bu olur. Ben zaten sadece izlenmek kasmak, yani burada hani beğeni almak, kendi hakkımı almak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Dediğim bu. Fazla da kafanızı şişirmeyeyim. Kanalıma abone olun, like atın, yorum atın. Çok sevinirim, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın, dostça kalın. Bay bay.